Bir Yumurtepe Kent Söyleşisi'nde yine beraberiz. Bu defa Kargıpınar'ında Uzun Mehmet'le beraberiz. Mehmet Doğan. Evet. Merhaba Mehmet abi. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi senin mekanındayız. Senin evindeyiz. Öncelikle seni tanımayanlar veya ilk defa tanıyacak olanlar için kısaca bir özgeçmişini alalım Mehmet abi. Ondan sonra sohbetimize. Ya benim özgeçmişim biraz uzun zaman alır. Yine de ben kısaca özetlemeye çalışayım. Ben Mehmet Doğan, 1938 yılında yapraklar dökülürken, tarlalara tohum ekilirken... İşte öyle değil, kısa kısa. Yörükleri yayladan çekilirken, evet. Kılçadır'da 8 kardeşin 4.sü olarak dünyaya geldim. Ayak elin seke seke, gözyaşları döke döke, deveye, eşeğe baka baka büyüdüm. Evet. 1950-1951 öğretim yılında Ovacık Köyü'nün taş yapı, üzeri çinko, kapı taşında 1928 yazılı ilkokulundan mezun oldum. Bu Ovacık nerede, onu da bir söyle. Ovacık karıştırılmasın. Ovacık Silüke'den kuzeye doğru gittim miydi? 35 kilometre ileride. Evet. Silüke'nin en eski okulu bizim köyümüzde. Uzuncaburç tarafında. Yok, Uzuncaburç, Mara. Uzuncaburç tarafında, evet. Mara, Uzuncaburç yolu üzerinde fakat biraz sapa, 5 kilometre. Evet. Doğu evet. Tarafa doğru gider. Evet. Evet. Mezun oldum, başka okula gidemedim. 1957 yılında arkasından geze geze şiirler yaza yaza Nazife ile evlendim. İlk şiiri Nazife Hanım'a yazdınız. Evet. Ondan mı başladı? Yoksa ondan önce çocukken... Ondan önce de vardı birkaç tane şiirlerim. Ama esas böyle amaçlı, maksatlı, evet. Hedefli... 1957 yılında... Evet. 6 aylık kızım Ümmü'yü ve eşimi bir iki Ankara çadırın altında bırakarak askerlik görevine gittim. Sivas ve Bingöl'de 24 ay askerlik görevini tamamlayıp köyüme döndüm. Evet. Köyüme döndükten sonra geçim sıkıntısı vardı tabii köyde. Ben alaçığımı güdük kuyruklu kara eşeğe yükleyip Erdemli Kargıpınarı köyüne yerleştim. Evet. Havalenin çeşitli işlerinde çalıştım. Limon tezgahlarında 10-15 basamaklı merdiven taşıdım. Çifte köfeyle kuvvecilik yaptım. 1967 yılında bir arkadaşım bakkal dükkanını kar ortaklığına devraldım. Yani ana ölmez, kar ortaklık. Evet. İki sene çalıştıktan sonra borcumu ödedim, dükkanı kendi üstüme çevirdim. Evet. Kargıpınarı 1969 yılında belediye oldu. İkinci seneyi devriyesinde 1973 yılında ben Kargıpınarı mahalle muhtarı seçildim. 35 yıl hiç ara vermeden, yani bazı seçimlerde de kendi oyumu açıkça rakip arkadaşı vererek 35 yıl muhtarlık yaptım. Yani sen oyunu başkasına veriyordun ama başkaları da sana veriyordu oyunu. Evet. Metezori bir şekilde muhtar seçiliyordun. Seçime 4 ay kala istifa ettim. Niye doldurmadın tam bitirmedin dediler. Uzun Mehmet aday olacak mı acaba diye, aday olacak kişiler şüphe etmesin diye. Onların önünü açmak için. Onların önünü açmak için 4 ay kala istifa ettim. Evet. 1994 yılında ilk kitabım olan nerede bu? Talihsiz. Hangisi? Talihsiz Ayşe. Talihsiz Ayşe. Hı. Burada yok. Var. Zaten Talihsiz Ayşe var mı? Yok, burada yok. Heh. İlk kitabım olan şu Talihsiz Ayşe isimli romanımı yazdım. Evet. İkişer yıl arayla, bazı üç yıl arayla 12 tane kitabım oldu. Hı. Aynı öykülerimden 4 tane de sinema filmi çektik. Filmlerimin ismi Tek Kadın, Kıya, Cabbar, Yörük Düğünü. Şimdi Mehmet abi bunlar senin özgeçmişini dedik. Sen
aldın götürüyorsun maşallah. Şimdi biraz yavaş yavaş gidelim. İstersen bunları böyle aç aç tamam. Gidelim. Nasıl istersin? Şimdi Talihsiz Ayşe... Emir kumanda sende. Yok estağfurullah. Olur mu? Ben seni tanıyorum ama biz maksadımız başkalarına tanıtmak. Evet. Bizden sonraki kuşaklar bu dünyaya Mehmet Doğan diye birisi gelmiş gitmiş bunları yapmış desinler önümüzdeki kuşaklar. Bu Talihsiz Ayşe 1994 yılında evet. basıldı. Bu senin ilk basılı eserin. İlk basılı kitabım. Daha önce gazetelerde, dergilerde hiç bir yazın falan çıkmış mıydı? Bunu yazdım. Bunu kitaplaştırmak istedim. Mersin'e gittim bir de öğretmen arkadaşımla beraber. Bazı kapıları gezdik. İstanbul'u, Ankara'yı falan gösterdiler. O zaman Mersin'de kitap basılan şeyler yoktu. Öyle matbaa yoktu. Evet. Yoktu. Nihayet gezerken Halk Eğitim Merkezi yazısı gözümüze ilişti. Dedik ya bir de şuraya varalım ya dedik. Vardık. Hilmi Dulkadir'le rahmetli Gündüz Artan hocam. Artan, evet, evet. Oturuyorlar. Selam evet, verdik. Evet. Ne derdiniz? Dedim böyle böyle. Aldı yazıyı. Hilmi Dulkadir bir baktı. Sizin aradığınız adam benim dedi. Evet. Benim dedi. Evet. Yazı orada kaldı. Onlar incelediler. O zaman şey vardı. Mersin'e ait bir şey çıkıyordu. İçel Kültürü dergisi. Yani İçel Kültürü derneği. O da dergisi. Hatay, evet. Hatay'da basılıyordu o zaman. Mersin'de basılıyordu. Evet. Onunla beraber benim bu Talihsiz Ayşe'yi gönderdi. Orada basıldı geldi. Ondan sonra bizim kitapçılık işi ondan sonra devam etti. Ondan sonra işte evet. Göçmen Kuşlar Nereye? Bekleyiş. Ömrünün Sonbaharı. Uzun Mehmet'in Son Boğçası. Evet. Ve Köyüme Gidiyorum. Köyüme Gidiyorum. Şu anda son nokta. Evet. Yalnız Çınar. O eskilerden. Yalnız Çınar. Bekleyiş. 12 yıl önceki. Evet. Bekleyiş. Evet. Sevmek için 10 ömür. Uzun Mehmet'in son bahçesi. Ve şimdi köyüme gidiyorum. Bu köyüme gidiyorumun birinci baskısını 1998'de yaptım. Hı hı. İkinci baskısını 2010'da. Üçüncü baskısını da şimdi bu yıl 2021'de yaptım. 2021'de yaptım. Üçünü birleştirdik. Üçü şimdi bir kitap evet, oldu. Bunun içeriğinde neler var? Bunun içinde 250'ye yakın benim köyümde vefat eden kişilerin resimleri ve birer dörtlük. Ha, birer onlara. Dörtlük de o senin evet. köyündeki rahmetli olanları evet, anıyorsun. Evet. 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 Böylece köyünde evet. Köyle ilgili de birçok şeyler var. Yazılar var, dörtlükler var. Evet. Hem köyü hem köylüleri anarak onları evet. da bir noktada ölümsüzleştirmiş oluyorsun. Şimdi bu sen çok hızlı gittin işte dediğim gibi bunlar yavaş yavaş anlatalım Mehmet abi. Tamam. Şimdi önce şeyi şu Talihsiz Ayşe'den sonra Talihsiz Ayşe'yi Hilmi Dulkadir'e de buradan selamlar olsun. Rahmetli Artan hocama da Gündüz hocamızı da bu vesileyle almış olduk. Her ikisi de İçel'in Mersin'in kültürüne çok büyük hizmetler vermiş kişiler. Evet. Seni de bu Mersin kültürüne hizmet etmek için keşfeden evet, kişiler olması onlar. Dolayısıyla onlar. Her iki sene de tekrar saygılarımızı, hatta minnettarlıklarımızı rahmetli Gündüz hocam dedi ki ya bu şiir sayılmaz Ziyade. Ben dedim o zaman öğret dedim. He. Onu her zaman söylenirdi. Benim evet. bu kitaplarım matbaaya verildiği zaman her sabah gider çıktıları incelerdi rahmetli. He, evet. Gündüz Hoca çok titiz bir insandı. Evet. Her şeyi titizlikle evet. yapmaya çalışırdı. Evet. Nur içerisinde yatsın. Cappar, evet. Bu Cappar filmi. Evet. Cappar bu da anası ölüp öksüz kalan bir çocuğun analık eline düşüp analığıyla geçinmedi mi? Analığın evden kovduğu araya düşüp böyle esrar falan haline alışan bir çocuğun benim sahip çıkıp kendi atölyemi ona verme. Evet. Bunun bu şeyde bu filmi şey yaptı. Rüştü Aydın arkadaşımız yaptı. Evet. Değil mi? Evet. Senaryosu sana ait.
Yönetmenliği de sana ait. Pardon, burada senaryo Rüştü Aydın yazıyor. Evet, ben senaryo da senin sanıyordum. Yok, senaryo Rüştü Bey'in. Hı. Evet, sen yönetmenliğini yaptın. Ve oynadın. Evet. Burada oyunculardan birinci sırada zaten sen varsın, Mehmet Doğan. Evet. Masar Gürbüz, Hasan Tilkioğlu, Kor Hızır, Yakup Doğan, Meryem Demirtaş, Emine Şeker, Oğuzhan Şeker, Sami Boyar, Bünyamin Ak, Ahmet Keş, Fahri Yanal, Mirza Gürbüz, Zeynep Karalar, Saadettin Uçan, Ergül Bacaksız, Vedat Çetindaş, Ali Çakır, Yunus Yıldız, Mehmet Arpat. Geri kalanı da okuyalım. Mehmet Arpat dedik. Ali Karalar, Bahadır Şahbaz, Nail Ak, Sedat Arslan, Önder Katırlı, Yunus Yıldız'ı okumuştum. Evet. Şimdi bu filmi sen nerede yaptın veya Rüştü Bey'le beraber nerede yaptınız bunu? Rüştü Bey, biz burada çektik parça parça. Burada Kargıpınar'da mı çektiniz bunu? Kargıpınar'da çektik. Rüştü Bey'e gönderdik. Rüştü Bey de düzenledi. Evet, o montajını yaptı, evet. Film hale getirdi. Bütün bu filmlerin hepsini Rüştü Bey'le beraber yaptık. Evet. Çekim Rüştü Bey'e ait. Rüştü Bey gazeteciler, evet. Gazetecilik mesleğini yapıyor. Aynı zamanda Mersin Şairler Yazarlar. Şairler de sadece Mersin Yazarlar değil. Yazarlar, şairleri. Hı, ayrı. Şairler, yazarlar ayrı. Mersin Yazarlar Derneği başkanlığını da sürdürüyor, evet. Şu anda. Yanlış söylemiyordum değil mi Mehmet Yanlış abi? Yanlış, doğru. Ben daha önce zaten Mersin Şairler Yazarlar Derneği'nden başladım şeye. Ya işte orada bire devam ettik. Ondan sonra ayrıldık, şimdi şeydeyiz. Mersin Yazarlar, Yazarlar Derneği'ndesin. Rüştü Aydın. Bu Cabbar'dan başka birkaç filmin daha var. Kia diye bir filmin var. Evet, Kia bu benim hayatımı anlatan bir film. Kia. Kia ne demek? Kia ne demek? Evet, önce oradan başlayalım. Kia ne demek? Kia ne demek? Evet. Kia muhtar demek. Muhtardan geliyor değil mi? Evet. Ömer Kia, Mahmut Kia, Hasan Kia vesaire Kia diye. Evet. Hep öyle anılırdı. Evet, bir muhtardan. Cabbar'ı tek kadının filmi, ilk romanın olan, evet, ilk tek roman. Kadının filmi bu, talihsiz, var. Bu Talihsiz Ayşe'nin şeyi o, evet, filmi. Evet. Onu Talihsiz Ayşe romanını filmleştirdi. İlk romanını film haline getirdin. Bunlar tabii uzun metrajlı filmler. Bir de senin şey vardı, burada yok. Yörük Düğünü. Bir aşk hikayesi olacak. Aşk hikayesi mi? Ne şey, hikayenin adını hatırlıyor musun? Bir aşk masalı, göç, yörük göçü ile ilgili bir şey. Yörük göçü ve bir aşk hikayesi. 174. sayfadaymış. Dördüncü bölüm. Sonunda, sonuna bak. Evet. Bunun sonunda mı? Yörük göçü değil mi de? Evet. Tamam, sonunda. Ha, buradaki şiir mi? Akça gölde kuzuların meleşir. Şimdi... Ha. Bunun kısaca şeyini anlatacağım ben. Çok uzun bu. Bu şöyle bir şey. Bizim Silifke ile Karaman arasında göçen yörüklerin hikayesini anlatan bir yazı bu. Evet. Ben sadece sonunu okuyacağım. Durmuş Ağa'nın obası göçü yükleyip yola devam etti. Vakit biraz geçtiği için Halit Ağa'nın obası geceyi orada geçirdi. Salih o gece hiç uyumadı. Anası da daima onu takip etti. Salih gece erken kalkıp çobanlarla sürüyü önlerine katıp yola düştü. Dürüyenin kaçtığı yere gelince Salih'i bir efkar bastı. Acı acı etrafı süzdü, bir of çekti. Sesi Teke Dağı'na, oradan Kayranca Dağı'na, Pusat Dağı'na doğru gecenin sessizliğinde yankılanıp gitti. Sesin yankısı bittikten sonra elini kulağa attı. Akçagöl'de kuzuların meleşir, çifte jandarmalar gezer dolaşır. Acı haber Karaman'a ulaşır. Yandım Dürüyem yandım senin derdinden. Uydun gittin bir de elinin ardından. Yayın kurulur
kaymak bekler, yoğurduna çönmüş kara sinekler. Baban uykusuz yolda pinekler, yandım dürüyem yandım senin derdinden. Uydun gittin bir de elinin ardından. Koyaklarda devecin bozular, gezdiğin yerlerde sinek vızlar. Böyle mi yazılmış senin yazılar? Yandım dürüyem yandım senin derdinden. Uydun gittin bir de elinin ardından. Köşe bucak oban seni arıyor, ciğerime ateş düştü yanıyor. Annen oturmuş da saçın yoluyor, yandım dürüyem yandım senin derdinden. Uydun gittin bir de elinin ardından. Yandım dürüyem yandım senin derdinden. Uydun gittin bir de elinin ardından. Eski geçenler oraya geldiği zaman bu delikanlının hala sesi yankılanır gibi oluyor. Oluyormuş. Evet. Yani evet. Salih'in yanık sesi. Evet. Ağladın mı? Evet. Çok sağ ol Mehmet abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Diline sağlık. Başka kimse var mı böyle senin gibi bu konuya kafa yoran, üzülen? Yok. Bir şeyler yapalım, yapmak lazım diyen? Yok, bu havaları yok. Ancak eleştiren var, başka yok. He. Sana yardımcı olmak isteyen, bilgi topla, yani bir bilgi alıp getiren, bak burada şöyle bir bilgi varmış, böyle bir şey varmış diyen oluyor mu hiç? Yok, şey var, bir emekli öğretmenim var, Abdullah Kurt, o da şeyde Silifkenik köyünde emekli oldu. O yörük kelimelerini topladı, 24-25 bin yörük sözcükleri topladı. Topladı, onu kitaplaştırmak için şey yapıyor, çalışmalar var. Bakalım nasıl olacak yani bütün yörük kelimeleri. Ben burada aklıma bir şey geldi mi telefon ederim, hocam şu da var mı? He. O da der ya varsa var, yoksa hemen yazar. Evet. Yani 24-25 bin yörük sözcükleri. Evet. Var yani, çünkü hiç duymadığım şeyler çıktı. Bak bugün bir şey daha çıktı. Onat. Onat'tı değil mi? Onat, Onat evet demekmiş. Olumlu demekmiş. Onat. Unut. Onat. Yönetli, iyi. Düzgün, evet. Doğru. Evet. Şimdi Mehmet abi bu şiirleri sen söyledin. İlk şiiri ben eşime, o zaman sonradan eşim olan sevdiğim kıza yazdım dedin ama ben yine de tekrarlamak istiyorum. Sen sanıyorum en başarılı olduğun konu bu şiir konusu, şairlik konusu. Sen bu nereden geliyor? Bunu biraz daha deşelim bu konuyu. Bizim sülaleden gelme bir, öyle mi? Yetenek bu. Söylemişler geçmiş. Kitaplaştırmamışlar. Ben şimdi diyorum keşke böyle bir kağıda yazsalar, öyle damın merteğinin içine sokuverselerdi, ben orada içli pişli onu görseydim diyorum. Evet, ona ilham evet, alırdım diyorum. Evet. Yazmış mesela, babam dedesinden, o dedesi 115 yaşına çıkmış, ondan bir dörtlük söylemişti rahmetli babam. Ben onu şöyle diyorum, şöyle demişti: hacılar gelir hacından, yükler ağlaşır bacından. Garip baykuş ören bekler bir arsızın yüzünden. Yani hacılar hacca gider, hac olur gelir. Baş da vergi. Vergi demek. Götürülen zahireler, o deveyle, eşekle giderdi. Oraya vardığı zaman içinden biraz da hak olarak, biz hak diyoruz şimdi, baş. Onun için ayrılacak. Birazımızdan ayrılacağız diye ondan ağlaşırlar diyorum. Bacından. Garip baykuş ören bekler, zaten seyri belli. Bir arsızın yüzünden, bir arsız gelip de yıkıverecek diyor, ondan bekler diyor. Evet. Rahmetlik amcamdan bir dörtlük anladım. Bizim köyümüzde Kaptan Ali diye bir arkadaş vardı. Dursun isminde bir kıza aşık olmuş. Kısmet olmamış, alamamışlar.
Ali Bayram isminde bir adamın Meyrem isimli bir kızıyla evlenmiş. Amcam ona şöyle diyor. Yoğurt yaydım, ayran çıktı. Kayınbabam bayram çıktı. Dursun diye çektiydim, kaderime Meyrem çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Ama dediğin gibi böyle ailede, sülalede gelen bir özellik var demek ki bu. Abimle şöyle bir dörtlük. Benim abim rahmetli 1928 doğumluydu. Ailemizin de en büyüğüydü, büyüğümüzdü. Evet. Hiç evlenmedi. Öldü gitti. Bir kıza aşıkmış. Onlar yayladan sahile göçerken onları takip etmiş. Yolda onları geçmiş. Bunlar nasıl olsa falan yere gelecek demiş. Gitmiş orada beklemeye başlamış. Onlar da yolda bir iki gün beklemişler. Kalmışlar. Şimdi abim o zaman şöyle diyor. Babasının ismi Kerim Keçeli. Üç gün oldu Uzunca Burcu geçeli. Önü gök önlüklü, yüzü peçeli. Çakır Raziyem nerede kaldı? Sivrisinek beni yedi bitirdi diyor. Çok güzel. Ya bütün duygularını bir yani, tablo halinde orada böyle anlatıyor. Böyle söylemişler. Ne güzel. Şey evet. Çok güzel. Ya. Ama tabii bu böylece işin sırrını da yani, aslında kökünde neler var bu şairliğin, benim onu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Bu kitabımı da zaten hocama takdim edeceğim, imzalayacağım onlara. Bunun evet. içinde çok şeyler var. Evet. Çok şeyler evet. var. Yörük Düğünü en son Kargıpınar Belediyesi, gerçi Kargıpınar Belediyesi de kaldırıldı değil mi? Kalktı. Kaldırıldı evet. Şimdi Erdemli'ye bağlandı. Bu DVD haline getirilmiş. Evet. Bu Yörük Düğünü ben bazı yerlerde oynatmıştım bunu ve çok beğeni almıştı. Herkes kopyasını istemişti. Gerçekten bir daha kolay kolay yapılamaz böyle şeyler. Çünkü doğru. buradaki kişiler oyuncu değil. Köylünün kendisi. Evet. Öyle evet. değil mi? Köylünün kendisi. Bunu Erdemli'nin şey var. Çamlı köyü var. Çamlı köyünde çektik biz bunu. Evet. Bu oynayanlar hep köylüler. Ben o zaman Erdemli'ye ben 20 tane davetiye dağıttım sadece. Evet. Orada o düğüne toplanan belki 2-3 bin kişi vardı. O adamlar nasıl geldi? Nereden toplandılar? Ben hayret ettim yani. Yani ne çok, güzel işte. Çok güzel bir belgesel olmuş. Bu yörüğün esas göz düğünü yani. Evet. İşte şey de var. Yörüklükle ilgili kıyafetler de sergileniyor evet, orada. Evet. Konuşma dili de sergileniyor. Davranışlar var. Her şey gerçek anlamda bir belgesel. Tebrik ederim Mehmet abi. Bize böyle çok güzel şeyler kazandırdın. Ama bu arada şey var. Senin hangisinden bir an durdum? Sen müzikten mi başlasak yoksa şu şeyden mi? Yörük Müzesi'nden mi? Bir an tereddüt ettim. İstersen önce Yörük Müzesi'ni anlatalım. Yörük Müzesi'ni ben 1997 yılında kurdum. Ev ev, köy köy gezerek evlerde kullanılmaz olan eşyaları el emeği, göz nuru eşyaları ben topladım, müze yaptım. Evet. 20 sene çalıştırdım, başkanlığını yaptım. Müze bir dernek miydi? Vardı. Evet, derneğiydi. Kargıpınar'ı Yöresel Kültür ve evet. Sanat Derneği. Şurada köprünün başında, evet, köprünün bir kültür merkezi evet. miydi orası? Evet. Neydi oranın bir adı da vardı değil mi? Başka kültürel işler de yapılıyordu evet, orada. Tamam, dokuma işi o bina olarak. Dokuma iş falan yapıyorduk. Evet. Bina belediyeye aitti. Evet. Şimdi belediyeler gidince ben yalnız kaldım. Hikmet falan da alamaz olunca belediyeden. Bina da çok eskiydi, akıyordu üstü. Çok eşyalarım orada zayi oldu. Ha, yağmurdan? Yağmur yağdı, hep üstüne yağmur düşüyor. Ben serip kuru diyorum falan. Böyle. Evet. Nihayet Toroslar Belediyesi'ne ben onları hibe ettim. Evet. Toroslar Belediyesi'nde neydi o şeyin ismi? O Hamit Bey'e mi? Hamit Tuna zamanındaki. Zamanında ben şey yaptım. Fakat evet. onlarla konuştuğumuz şekilde olmadı müze. O zaman sene başına 4 ay vardı. 4 ay içinde müzenin her şeyleri tamamlanacak. 20 çeşit manken ayarlanacak. Mesela neler var? Bir çift öküz, bir eşek, bir at, efendim
ekmek yapan kadınlar, çuvalık dokuyan kadınlar falan bunlarla hep manken yapılıp sene başında halka açılacaktı. Allah'a şükür 4 sene oldu. Daha hala o 4 ay dolmadı. Evet. Tabii farklı kavramlar bunlar yani. Ay başka, yıl başka. Biraz sitemliyim. Evet. Evet. Hatta sen bir gittiğinde bir şeyin senin objelerden bir tanesinin orada kül tablası olduğunu görmüşsün. Onu söylemiştin bana da. 200 küsür çeşit parça malzeme vardı. Evet. Hiç gidip bakıyor musun veya bilen var mı? Bir koruma altında mı yoksa? Koruma belediyenin nezdinde de. Evet. İşte bakımsız yani. Evet. Bakımsız. 4 tane deve mankeni yapmışlar. Esas devenin kendi derisinden bakılmamış. Tüylerini hep güveymiş. Tabii senin eşyalar ya gerçek deri ya yün. Hayır, değil mi? Evet. Ya şey. Yani sahte keçe, yani yapay bir şey yok. Benim hepsi hakikaten. Kendi orijinal halleriyle. Evet. Ve onlar bir süre kullanılmış şeyler. Hı. Yani o söylediğin gibi başkalarının elinden kullandıkları eşyaları aldın. Yani sergilenmek üzere imal edilmiş şeyler değildi. Yok. Onlar hayır. Hepsinin hatırası vardı. Birer. Evet. Dileriz. Bir ara bir şey de Hamit Bey'den beraber Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Bey de ilgilendi böyle bir şeyler yapmak için ama ben önce onlara verecektim. Onlar müze yapacak bir yer bulamadılar. Koca Mersin'de müze yapacak bir yer bulamadılar. Ondan sonra şeye verdim. Doroslara verdim. Sen önce Burhanettin Bey'e başvurdun. Onlar yer bulamayınca orada da 4 ay dolmadı. Süre dolmadı. Dolmadı. 4 sene geçti ama 4 ay dolmadı. Evet. Bu artık benim o müze şeyde ihmallık yaptı. Erdemli Belediye. Yoksa orada olsaydı ben şimdi havalenin en üstün müzesi olarak ben oraya şey yapacağım. Evet. Bu arada sen bu Yörük Çadırı'yla kendin birkaç arkadaşın vardı anladığım kadarıyla, benim anladığım gördüğüm kadarıyla. Onlarla beraber birkaç yerde şey de yaptın sen. Yörük gösterileri de yaptın. Çok neler yaptım. Onlardan neler yaptım hatırlıyor ki. Her şenliklerde mesela Erdem'de o Haziran'da Yörük şeyi düğünü olurdu. O zaman ben her zaman çadır kurar, çadırın içini döşerdim. Döşerdim o eşyalarla. Ya bir de gösterisini de yapardınız orada. Yani sadece kuru kuruya çadır ve eşyaları değil. Orada türkülerini, oyunlarını da sergilerdiniz. Benim kendi yazıp oynadığım onun üzerinde piyeslerim var. Piyesleri yazardım, bir grup teşkil ederdim. Bir ay falan çalışırdık. Ondan sonra halka gösterirdik. Halkı davet eder, gösterirdik. Yani onun üzerinde de öyle piyeslerim var. Şeyin içerisine o zaman tiyatroyu da dahil edebiliriz. Yani şöyle bak, aklımda toparlayabilecek miyim? Şairlik var, yazarlık var, senaryo yazarlığı var. Tiyatro ve film oyunculuğu var. Senaristlik var, yönetmenlik var. Bir imamlık kaldı yani yapmadın. Var imamlık, ben çok imamlık etmişim. Öyle mi? O imam olmadığı zaman camiyi ıssız bırakma, icazsız bırakmadım ben. Bırakmam yani. Burada bu camide? Evet. Ya. En sonunda nihayet bu söyleklerin hepsine ben diyorum Fuzuli İşler Müdürü. olur mu Mehmet abi? Gözünü bir geliri yok, bir şey yok. Arkasından bir destekleyen yok, bir şey yok. Kendi çabanla uğraş. Sonunda hiç. Ama elbette hiç olacak. Yani şiirle uğraşan adam, yazarlıkla uğraşan adam, şair, halk şairleri var, ozanlarımız var. Sadece geriye bir kültürü bırakmış oluyor. Evet. Yani şimdi Yunus Emre'den bize elle tutulur ne var? Senin yine hadi elle tutulur, bak bunlar elle tutuluyor. Evet. Değil mi? Ama bir Yunus Emre'den, bir Karacaoğlan'dan, bir en yakınımızdaki Aşık Veysel'den, günümüzün insanlarından örnek verelim. Ne kaldı geriye? Sadece söz.
Yani eserler işte. Eserler değil mi? Sen de işte bu şekilde sözlü bir şekilde, yazılı bir şekilde bizim kültürümüzü sürekli sergiliyorsun ve toparlıyorsun bilgileri. Biraz önce arkadaşlar kameraları ayarlamadan önce neydi? Ben yeni bir kelime öğrendim senden. Evet anlamında olan. Onat. Onat. Onat, onat kelimesinin evet olumlu olumlu manasına geldiğini. Yani bak seninle her karşılaşmamızda, beraber olmamızda yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ve seni örnek alıyoruz. Seni başkalarının da örnek alması için gösteriyoruz. Bakın diyoruz böyle bir kişi var. Bakın böyle bir Mehmet abimiz var, Mehmet Doğan var. Bu adamın yapmadığı hiçbir şey yok. Müzikle de uğraşmışsın bir ara. Değil mi? Erdemli'de koro faaliyetleri. O zaman şeydim, muhtardım. Halk eğitim müdürüne vardım. Dedim müdür bey, bir Türk halk müziği korosu kuralım. Erdemli'nin bir korosu olsun dedim. Gerekli zaman icraatını yaparlardım. O da olur dedi, kuralım dedi. 15 kişi dedi. Tespit et, isimlerini yaz, imzalarını atları getir dedi. Aradım, 13 kişi buldum. 2 kişi de kafadan yazdım. Müdür bey vardım. Tamam dedi, şefimizi falan da ayarladı. O koromuz 75 kişiye kadar çıktı. Oo ne güzel. 75 kişi. İş gerçekleşince herkes geldi evet. Yani. Evet. 6 sene çalıştık. Bir arpa boyu yol gidemedik. Çünkü arkamızda bir destekçimiz yoktu. Destekleyen yoktu. Elimizden tutan yoktu. Yer bulamıyorduk. Bir gün o kahvede, bir gün o depoda falan derken 6 ay şey yaptık. Çok güzel sesli arkadaşlarımız vardı. Yani evet. O koro devam etseydi şimdi gözde koro oldu. 6 yıl dedin değil mi? Evet 6 yıl. 6 yıl uğraştınız ama... Bir arpa boyu yol gidemediniz. Arpa boyu gidemediniz. Evet. Ama hiç olmazsa yani denemiş oldun. Yani ya belki de olurdu değil mi? Göle maya çalma yani. Evet. Belki de olurdu ve yani, şu anda anısı bile güzel yani. Şimdi yine bazı arkadaşlar olan biri... Bir araya gelir, çalar çağırır yani şeyimizi, merakımızı gideriz. Senin fırsat olsa, ortam olsa da seninle şöyle dağlara gitsek, omuzuna, heybeğine alsan, bir türkü söylesen, bize kayıt alsak, çok güzel olur yani. Güzel olur. Ben isterim öyle bir şey doğrusu. Senden yani bunların arasında bir de senin sesini de duymuş oluruz. Her türlü tabii. Şeyin arasında. Gidebiliriz. Sevinirim Mehmet abi. Sen bu arada tabii kültürle uğraşan, yani ilk seni keşfedenler Gündüz Artan ve Hilmi Bey'den sonra başka kişiler de seni tanıdı, keşfetti, senin üzerine durdular. Seninle ilgili kitaplar yaptılar. En son Mehmet Yanar. Ahmet Yanar. Şey, pardon, burada Mehmet, Ahmet yazdığı halde Mehmet okuyorum, ne güzel değil mi? Ahmet Yanar Bey seninle ilgili bir bohça hazırlamış. Uzun Mehmet'in son bohçası demiş. Bu benim kitaplarımın 12 kitabından en aşağı 8-9 tanesini hep Ahmet Yanar hocamın elinden geçti. Evet. Buradan Bey seninle ilgili bir bohça hazırlamış. Uzun Mehmet'in son bohçası demiş. Bu benim kitaplarımın 12 kitabından en aşağı 8-9 tanesini hep Ahmet Yanar hocamın elinden geçti. Evet. Buradan Ahmet Yanar hocama teşekkür ediyor, el sallıyorum. Evet, sağ olsun. Onun emekleri için onu kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. En iyi benim elimden tutan bu oldu. Editörlüğünü de yaptı evet, bütün evet. Kitapların. Ben buradan yazıyorum. Evet. Gönderiyorum, kendisi hastada. Yaşlı annesi babası var. Onlara bakıyor. Ben buradan yazıyorum, ona gönderiyorum. Orada düzenliyor. Ankara'ya gönderiyor. Evet. Basılıp geliyor. Bastırıyor. En son bu bohçayı çıkartmıştınız. 2020 miydi, 2021 mi? 2021. 2021. Bu yılın başlarındaydı bu. Daha sonra arkasından bu köyüme gidiyorum'u sen tekrar güncel hale getirdin. Şimdi elinde çalıştığın bir şey var mı Mehmet abi? Şimdi hala hazır yok. 10 kadar şey vardı, öykü vardı senin bu elinde basılmamış 10 kadar öykü vardı. Torosları Yörükler isimli. Bu da Ahmet Yener Hoca ile Mina Hanım'ın şeyleri bana, hediyeleri. Evet.
Erdemli ve Silifke çevresinin Toroslar'da Yörükler isimli bir kitap çalışması. Evet Mehmet abi, başka neler var bilmediğimiz, bugüne kadar seninle konuşmadığımız daha birçok şey vardır yani senin. Bilmiyorum, hatırlamıyorum neler var. Yaptığın neler yok da, neler yok da hatırlamıyorum. Maşallah her şey. Şiir okuyalım mı? Şiir, evet bir şiir okuyalım şiire Mehmet abi. Şiire geçelim mi? Evet, bir şiir okuyalım. Bu... Senin sevdiğin böyle bir Gözde şiirlerinden bir tanesini oku Mehmet abi. Yoksa çok şiir var, yüzlerce şiirim var. Ya herhangi birisi de olabilir de. Şiirlerim çok benim. Aferin var. Bu kitap Tohumlu Kalan Evlek. Adam evliye tohumunu bırakıyor, Mersin'in kurtuluşuna gidiyor. Hatta senden de bir hafif bir şey almıştım. Evet. Ben Mersin'in kurtuluş bayramında Atatürk'ü getirmiştim. Sen dedin Atatürk gelmedi diye. Falan paşa geldi dedi. Evet. Onu zikretmiştim. Evet. Ne okuyalım? Bul bir tane, herhangi birini oku Mehmet abi ya. Seçemiyorsun değil mi? Seçeceğim. Benden ne beklenir? Gönde. Silah hasreti. Sıkız. Yörüklerim. Ah. Bizim cumali. Bekledim gelmediniz. Yine bir bayram geçti, bekledim gelmediniz. Ben size varmış idim, belki de görmediniz. Görseydiniz sanırım sefa geldin derdiniz. Yine bir bayram geçti, bekledim gelmediniz. Kiminizin kabrine varmak olmadı nasip. Boynumu büküp durdum şu kaderime küsüp. Kurbanda dalgınlıkla ellerimi kesip sararsınız diyerek bekledim, gelmediniz. Toprak çok mu çökmüştü, zor muydu acep çıkmak? Gözümden yaş döküldü, aktı, hem sağanak sağanak. Bekledim, gelmediniz, düştü boynumu bükmek. Gözüm yollarda kaldı, bekledim, gelmediniz. Belki de gelmişsiniz, olamadım farkında. Dolanıp duruyoruz şu feleğin çarkında. Gün olup geleceğim belki de pek yakında. Yine bir bayram geçti, bekledim, gelmediniz. Nedendir bilmiyorum bayramlar hep acılı. Kurbanımızı keserdik ana baba bacılı. Ziyaretler ederdik gündüzlü geceli. Bayram hüzünlü geçti, bekledim, gelmediniz. Gayrı gözüm kalmadı bayramda ve seyranda. Kimler kalmış dünya denilen şu evrende? Mehmet'im şöyle bir bak, akran var mı çevrende? Bu bayramda bekledim, ah yine gelmediniz. Bu bayramda bekledim, ah yine gelmediniz. Evet, çok sağ olun Mehmet abi. Çok güzel, duygulu bir şiir. Tabii bir de şeyi hatırlattı bana, ölümü, mezarlığı. Evet. Sen farklı bir insan olduğun için orada da bir fark attın. Mezarlık konusunda da benim bir fark attın. Benim mezarım hazır. Hazır, kenarı telli çevirilik. Üzeri yazılı. Yazılı, taşları da yazılı. Beni bekliyor. O bir de fotoğrafın var. Mezarının başında, kendi mezarının başında fotoğrafın da var. Evet. Başka? Okuyalım mı? Karyola. Evet. Ben yalnız yaşıyorum. Hanım size ömür vefat etti. 9 sene oldu. Yalnız yaşıyorum. Arkadaşım Karyola. Ona yazdığım bir şiiri takdim etmek istiyorum. Bana bir şarkı söyle. Ne olur Karyola?
derdim dökecek hiç kimsem yoktur. Dinlenirim sende verince mola, yalnızlık kalbime sokulan oktur. Çaresiz kalmışım, sana muhtacım. Kesildi takadım, kalmadı gücüm. Söyle, belki diner onulmaz acım. Görevi yaparsın, yüzün ak, yüzün de aktır. Şarkını dinlerken belki sızarım. İlham gelir, sana şiir yazarım. Korkarım, gün olur seni üzerim. Üstünde taşırsın, ah borcum çoktur. Yine akşam oldu, bastı karanlık. Benimle konuşsan şöyle bir anlık. Ediversen bana biraz yarenlik. Sırdaşı seninle sırrım pek, çok pektir. Yıllardır taşırsın, aman demedin. Ben yedim içtim de lokma yemedin. Üstümden kalkarsa Salı Mehmet'in, hakkını helal et, ölüm de haktır. Hakkını helal et, ölüm de haktır. Evet. Karıyor. Diline sağlık Mehmet abi. Evet. Bu da duygulu bir şiir. Yani bu seçiyorsun tabii bu arada. Yani gerçi hepsi birbirinden güzel ama şimdi seçiyorsun en duygulu olanları, en böyle yüreğimizi yakacak olanları arayıp buluyorsun. Ben köyüme bir gezmeye gitmiştim. Orada duygulandığım bir şiirim var. Onu takdim edeyim isterseniz. Bir gezinin ardından sıla ziyareti. Sabahleyin erken çıkayım yola, Durasan Dede de vereyim mola. Durasan Dede bir ziyaret, çok eski bir ziyaret. Evet. Kimleri gitmiş de kimleri kala, arayıp bulup da yüzüm süreyim, konuşup dertleşip halin sorayım. Nerede bu yerlere konup göçenler, Karayi'nin buz gibi suyunu içenler, koca koyakları ekip biçenler, ne çiftçisi kalmış ne de sabanı, ne annemi buldum ne de babamı. Ne şimşiri kalmış ne de meşesi, hani bu yerlerin Ayşe eşesi, her taraf ıpısız nolmuş kimsesi, bizim tarlaları diken bürümüş, ekip biçenlerin ömrü varmış. Böyle ıpısız yani. Evet, evet. Pusat Dağı'nın da yüzü gülmüyor. Dinlerim, çobanın sesi gelmiyor. Arzularım hiç de yerini bulmuyor. Sanki bu ellere kimse gelmemiş, süt pişirip yayık yayan olmamış. Hani düğünlerde halay çekenler, keçileri sağıp oğlak seçenler, kara tuluklardan suyun içenler, haber verin ne olur ey garip dağlar, ciğerim yanıyor, gözlerim ağlar. Sanki yas tutuyor Kayranca Dağı, yoruldum çözüldü dizimin bağı. Gidenler gitmiş de nerede sağı, bir kimse bulup da söyleşemedim, dertlerimi deyip bölüşemedim. Yağmamış yağmurlar, toprak yarılmış, ekinlerin boyu sanki bir karış. Ne kimsemi bulduğum ne de bir tanış, Mehmet'im dolaştım dağı sırtları, kendileri gitmiş ıssız yurtları, kendileri gitmiş ıssız yurtları. Böyle ıpısız bizim yayla burası. Evet, kimse kalmamış yani. Tarlalar bomboş. Diline sağlık Mehmet abi. Ekip biçenleri de zaten domuzdan bir şey alamıyorlar. Bu senelerde domuz çok çoğaldı çok, değil mi? Çok. Evet. Ekmiyor kimse. O bilhassa yayla kısmı sahilde şey ekiyorlar. Ekin şey yapan var da sebze falan yapanlar var. O yayla kısımları bomboş. Eken evet. Biçen yok. Evet. Sonra tarlalar parça parça olmuş. Yani masrafını kurtarmaz olmuş. Miras dolayısıyla evet, bölündükçe adama samanı bile kalmaz yani. Evet. Doğru. Kurtarmaz oluyor evet. Tabii. Evet Mehmet abi, diline sağlık, yüreğine sağlık. Bütün çalışmaların için ben bir Mersinli olarak, bir Türk vatandaşı olarak sana çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Keşke arada 10 bin kişi de bir çıksa, hatta 100 bin kişi de bir çıksa senin gibi insanlar.
ve kültürümüz unutulmaktan, yozlaşmaktan kurtulabilse. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Ben bizi kabul ettiğin için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim gibi bir garibanı arayıp bulduğunuz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, sen gariban değilsin. Sen herkesin birazcık kültürle, sanatla, edebiyatla, şiirle ilgili herkesin tanıdığı, bildiği bir insansın sen. Allah bizim razı için olsun. Saygıdeğer bir kişisin. Ben isterim çok sağ ol, ki teşekkür ederiz. Benim bu çabalarım, ben bundan bir kar amaçlı değil bunlar. Tabii. Kar amaçlı değil. Yeter ki bu kültür ölmesin. Bu kültür evet. Devam etsin. Bizden sonraki gelen nesillere bir örnek olsun. Onlara Tabii. Yani sen şimdi dedin ya, hani dedem mesela keşke kağıda yazıp Mert'in arasına sıkıştırsaydı. Evet. Sen onu yaptın işte. Mesela, senin torunların bunu görecek. Evet. Yani kaç tane torun var, Allah bağışlasın? Benim mi? He. Benim 8 torun, 18'likte torun çocuğum var. 18 tane torun çocuğu. Torun çocuğu var. Torunlarımın çocuğu. 8 torun, 18'de torun çocuğu 26 mı yapar? O 26'dan bir tanesi çıksa, senin yolunda devam etse o yeter, artar bile yani. Çıkacağını bilmem ama dedem ne kadar lüzumsuz adammış. Lüzumsuz adammış. Bu espriyi yapma, duyan olur. Yerin kulağı var Mehmet abi, duyan olur. Gözünü seveyim. Evet. Mehmet Uzun'la, Mehmet abimizle, Mehmet Doğan'la yaptığımız bu güzel tatlı sohbette burada sona eriyor. Bir Yumruk Tepeken Söyleşisi'nde yeniden beraber olmak umuduyla hepinize İyi günler diliyorum. Saygılarla. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.